Mine kırık kanat hayır da hayır vardır. Başarının yolunu açan anahtar doğru yer, doğru zamanda doğru kararı almak yeteneğidir. İnsan, kurum ya da devlet olmak bu saptamayı değiştirmez. Ve başarı başkasının düştüğü yerden kalkmak, asgari'den ileri gidip vasatın üstüne çıkmaksa eğer, ister yönetilen olun ister yöneten, bir gün mutlaka herkesin evet dediğine hayır demekle başlar. Atatürk herkesin teslim olduğu düşmana hayır diyerek başarının yolunu açtığı içindir ki doğru yer, doğru zamanda, doğru kararı aldığı ancak zaferden sonra anlaşılmış, haykırdığı hayır da o zaman anlam kazanmıştır. Bugün biliyoruz ki Atatürk'ün hayır. La başlattığı direniş bastırılsaydı, yenilseydi, teslimiyete evet diyenler de kazanamayacak çünkü Türkiye diye bir ülke kalmayacaktı. Dolayısıyla doğru yer, doğru zamanda tek doğru karar vardı. O da Atatürk'ün kat kat üstün dünya güçlerine cesaretle haykırdığı, hayırla başlamıştı. Karşıtları Atatürk'e karşı muhalefette sonuca ulaşsalar bile başarı sayılmayacaktı çünkü ortada başarılmış bir iş olmayacaktı. Eleştirel yücelik, biatçı cücelik fakat, paradoksal görüntüsüne karşın Atatürk de herkesin evet dediği teslimiyete, hayır diye ayaklanarak kazandığı başarıyı, kendisine de, hayır diyebilen dostları olduğu için sürdürebilmiştir. Çünkü başarılı insanların en büyük düşmanı muhalifleri değil, yanlış doğru her söylediğine kafa sallayan, emriniz olur diye gerdan kırıp bel büken yandaşlarıdır. İster lider olsun ister patron, büyük başarılara imza atanların istisnasız hepsini bekleyen bir tehlikedir. Güçleri arttıkça edindikleri ben yaparım olur zihniyeti. İşte böyleleri öfkeyle kalktıklarında dur diye oturtacak birileri olmazsa yanlarında hem kendileri zararla oturur hem de yönettikleri kurum ya da devleti batırırlar. Tarihte bütün diktatörler, karşılarına, hayır, diye dikilecek bir dostları kalmadığı zaman yanlış yer, yanlış zamanda yanlış kararlar vererek batmışlardır. Hitler gibi intihar etmedikleri zaman, Mussolini gibi ayaklarından asılmışlardır. Zafer sarhoşluğunda boğulan dehalar. Avrupa Birliği'nin fikir babası Victor Hugo diye bilinir. Oysa dahi Napolyon Bonaparte, dahi düşünür ve yazar Hugo daha doğmadan Avrupa Birliği'ni bir imparatorluk olarak hayal etmiş, kılıç gücüyle kurmuş ama zorla birlik olunamayacağından yaşatamamış kişidir. Kendisine, hayır, denmeyen zafer sarhoşluğu noktasında Rusya'yı da silah zoruyla yenerek birliğe dahil etme kararı almış, ordusu tarumar olmuş ve Avrupa fikrini de geciktiren düşüş böyle başlamıştır. Yani, silah ve fikir arkadaşları, kendisine, bu yanlışı yapmak diyemediklerinden öteye. Atatürk, sayesinde kazanılan muhteşem bir zaferin sarhoşluğuna kapılmadığı, ben yaparım olur, kolaylığına teslim olmadığı içindir ki ölümünden 85 yıl sonra böylesine özlemle anılan, unutulmayan önderdir. Yakın tarihte Türkiye Cumhuriyeti gibi savaş ve devrimle kurulan hiçbir devlet, henüz yüzyılını geride bırakamadı. SSCB 73 yılda çöktü, parçalandı. Çin, Küba, İsrail ve benzeri. Daha yüzyıllık olamadılar. Yüzyılı aşabilen tek devrimci. Atatürk, dünyada 20. yüzyılda kurduğu devlet ve cumhuriyet rejimi 100 yaşını aşabilen tek devrimci önderdir. Dahidir ve vizyonerdir. Çünkü savaşta bile Büyük Millet Meclisi'ne danışmış, astığı astık kestiği kestik olabilecek yerde çoğu kez ikna, bazen de zor kullanmadan, kullanabileceğini ima ederek ulusal bir meşruiyet aramış ve yaratmıştır. Ölürken cumhuriyeti kendisine biat edene değil, hayır, diyebilen inönüye emanet etmesi bile muhalefete yani demokrasiye verdiği değerin göstergesidir. Çünkü demokrasi muhalefettir. Bütün rejimlerde iktidar vardır ama muhalefet yalnızca demokrasilerde yaşar. Dolayısıyla muhalefetin olmadığı yerde demokrasiden de söz edilemez. Bu yazımı dünyanın tüm geri kalmış ülkelerinde iktidarlarını biat üstüne kuran ve kendisi daha büyüklere boyun eğip gerdan kırarken ona biat etmeyen muhalif medya ve yurttaşlara tahammülsüz, zaten dahi de olmayan despot müsveddelerine itaf ediyorum. İleri görüş sahibi Atatürk'e kavuşmak. Doğdu 1881'de. Doğduk birlikte. Dağıttık İngiliz'i, Fransız'ı. 1915 Çanakkale'de. Ayağa kalk dedi. 1919 Samsun'da. Erzurum'da kalktık. Sivas'ta kalktık. Yürüdük, yürüdük yine. Ezdik, geçtik Sakarya'da. 30 Ağustos 1922 her yer zafer. Her yer kurtuluş yıl 1923 Cumhuriyet oldu Türkiye. Kör olası 10 Kasım 1938 ayrıldığımız Atatürk'e. Kavuştuk 29 Ekim 2023'te. A. Kadri Ergin